Ne oluyor burada? Bu karışıklık da ne? Sizin yüzünüzden doğru düzgün bir duş bile alamıyorum. Hemen burayı terk edin. Ah, o da ne? Burnunuzun düştü. Çocuk çizgi filmleri eskiden gerçekten ve gerçekten çocuklar içinken şimdilerde yetişkinler için mi, çocuklar için mi belli olmuyor. Aslında birçok çocuğun dikkatinden kaçsa da yetişkinler için olması gereken birçok söz bu çizgi filmlerde geçiyor. Senaristler bu tür sözleri nasıl bu çizgi filmlerde geçiriyor kafanız karışacak. Hadi şimdi keşfettiğim kirli şakalara bir bakalım. Bu arada sizin de çizgi filmlerde bildiğiniz ya da gördüğünüz kirli şakalar varsa lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Dikkat! Bu çizgi film içerikleri çocuklar tarafından aranıp izlenmesin diye gizli tutulmuştur. İsteyen olursa ayrıca yorumlardan bildireceğim. Bu çizgi filmde iki süper güç karşı karşıya. Süper güçlerden kız olan gözlerin güçlü olabilir ama gözleri güçlü olan tek sen değilsin diyor. Erkek süper kahraman ise evet ama bahse girerim içini görebilen tek erkek benimdir diyor. Ve farklı bir göz modu seçip süper kahraman kızın içine bakıyor. İçine dediğim kıyafetlerin altını görüyor. Kız da utanıyor tabi. Fakat bu şaka da çocuklar için uygun bir durum değil. Yani buradaki dostumuz kızla kavga ederken bile aslında kavgayla ilgilenmiyordu. Bu titan biraz zeki ama keşke zekasını başka yerlerde kullansa. Neyse devam edelim. Bu çizgi dizide genç prensesimiz şekerini kimseye vermediğinden bahsediyor. Fakat ses tonu her şeyi açıklıyor. Aslında vermek istediği şeker kendinde olan bir şey. Ne tür bir şeker vermek istiyorsun prenses? Bu çizgi filmin arka plan müziği çok hoşuma gitti. Bir de tuhaf şakalar olmasa. Bu sahnede ana karakter olan Finn ve Jack sahnede koltukta oturuyorlar. Bir şeyler izlemek istiyorlar. Fakat BMO'nun bu kaseti gösterip gösteremeyeceklerinden emin değiller. O esnada BMO arkasını döner ve kıçını gösterip kıçıma koyabilirsiniz der. Finn ise bu durum çok heyecanlı deyip Jack'e bakar. Aslında bu sahneyi görenlerin konuşmaların akıcılığından bu cümleyi tam anlamadığını biliyorum. Belki de bu cümleler Türkçe'ye çevrilirken yumuşatılıp anlatılıyor. O sebeple biz anlamıyor olabiliriz. Evet gençler, sıradaki çizgi karakterimiz ise gerçekten tuhaf. Güzel sos yapmaktan, sebzelerden bahsediyor. Fakat poposuna bir garip kanat takmış. Esas tuhaf olayı fark ettiniz mi bilmiyorum ama sağ tarafa odaklandığınızda kaslı bir erkek vücudunun orada olduğunu görüyorsunuz. Çocuklar için içerik üretilen bu çizgi filmlerde böyle şeylere ne gerek var? Sırada ise Dipper var. Dipper aslında birçoğumuz yakından tanıyor. Kaç sezondur büyüyemedi. Her neyse bu sahnede Dipper kızları gözetlemekten Stan'e yakalanıyor. Bence yaptığın çok ayıp Dipper. Sıradaki çizgi film ise Türkiye'de çok popüler olmasa da yurt dışında bayağı popüler. Ekrana baktığınızda iki çocuk görüyorsunuz. Fakat duvarda kumarda kullanılan iskambil kağıdı, sağ taraftaki kitapta ise coins yani madeni paralar yazdığını görüyorsunuz. Çocuklar için yapılan bu çizgi filmde bu içeriklerin olması beyin yakacak cinsten. Sizlere hızlıca aslında yetişkinler için normal yani çok da normal değil tabi ama bu konuşmalar çocuklar için asla uygun değil. Bu sahneleri ben göstermeye çalıştım. Böyle sahneler gördüğünüzde hemen çizgi filmi değiştirip başka kanala geçmeyi unutmayın. Ya da hemen gelip benim videolarımı izleyin. Ben Kaşif Yasin. Bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.